Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Ankara'da Gölbaşı yakınlarındayız. Meteksan Savunma'nın geliştirdiği, arkamda gördüğünüz kapağı sistemini beraber inceleyeceğiz. Burada hazırlanan bir gösteriyi birlikte izleyeceğiz. Kapan sistemi özellikle terör örgütlerinin son yıllarda sıkla kullandıkları drone saldırılarını önlemek üzere gerçekleştirilen bir sistem. Radarıyla tespit ediyor, karıştırıyor ve kontrol kaybı sağlıyor. İşte testleri birlikte izliyoruz. Drone'lara ulaşmak günümüzde çok kolay. Sistem basit bir modifikasyonla oldukça tehlikeli bir silah haline geliyor. Özellikle terör örgütleri drone'ları yoğun olarak kullanıyor. Meteksan Savunma geliştirdiği kapan sistemiyle askeri birliklerin veya stratejik noktaların drone saldırılarına karşı korunmasını sağlıyor. Sistemi Kapan Drone Savunma Sistemi ürün yöneticisi Umut Özen anlattı. Kapan sisteminde drone'ları nasıl önlüyorsunuz? Genel bir konseptiniz nedir? Kapan Drone Savunma Sistemi farklı sensörlerin bütünleşik şekilde çalıştığı bir yapıya sahip. Bizim ana sensörümüz radar. Radar tarafından tespit edilen hedef teşhis edilerek akabinde takibe başlanıyor. Elektrooptik ve karıştırma sistemleri de tespitin yapıldığı bölgeye yönlendiriliyor. Bu bölge içerisinde aynı zamanda elektrooptik tarafında termal ve gündüz kamera görüntüleri üzerinden de ikinci bir sınıflandırma algoritmasıyla teşhis işlemi yapılıyor ve takip işlemi gerçekleştiriliyor. Akabinde bizim burada görmüş olduğunuz karıştırma sistemi devreye giriyor. Radar tarafından tespit edilen, teşhis edilen, akabinde sürekli olarak takip edilen hedef elektrooptikle de teşhis edildikten sonra karıştırma sistemi devreye giriyor. Karıştırma sistemi drone'un küresel konumlama sistemini ve uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan haberleşme altyapısını körelterek aslında drone'un bir nevi hem konumunu bulmasını hem de kontrol edilmesini engelliyor ve drone'un bertaraf edilmesini sağlıyor. Biz bu sistemi sabit tesislere bir mast üzerinde yerleştirebiliyoruz. Aynı zamanda mobil platformlar üzerinde de araçlar üzerinde de yerleştirebiliyoruz. Güç ihtiyacı 220 voltla besleniyor, şehir şebekesiyle besleniyor. Çok düşük bir güç ihtiyacı bulunmakta. Mobil olarak da istenilen yere taşınabiliyor. Çok portatif bir yapısı bulunmakta. Üzerindeki ben radar sistemini sormak istiyorum. Meteksan Savunma bu radar sistemleri konusunda da çalışmalar yapıyor. Bu ürün sizin mi radar sistemi? Evet, burada görmüş olduğunuz kapan sistemi içerisinde yer alan Retiner Far AD radarı Meteksan Savunma tarafından milli ve yerli olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Savunma Sanayi Başkanlığımızın bize verdiği bir görev kapsamında geliştirilmiş ve şu an sahada aktif olarak kullanılmaktadır. Bu radar 5 kilometre menzilinden dronları, mini mikro sınıfına giren dronları tespit ve teşhis edebilmektedir. Anlık yükseliş kapsaması yüksektir. 40 derecelik bir yükseliş kapsamasına sahiptir. Bu sayede aynı anda hem yüksekten uçan dronların hem de alçaktan uçan dronların tespiti yapılabilmekte ve takibi gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda bu radar 360 derece sürekli tarama özelliğine sahiptir. 7/24 çalışabilmektedir. Sahip olduğu bir diğer özellik de hızlı tarama sayesinde hızlı yüksek manevra kabiliyetine sahip olan drone'ları da çok rahatlıkla tespit edebilmekte ve takip edebilmektedir. Sistemi kurdunuz, çalıştırmaya başladınız. Ben biraz da kontrol ünitesi, bunu nasıl tasarladınız? Kaç kişi tarafından bu sistem takip ediliyor? Biraz da bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Kapan drone savunma sisteminin bir diğer bileşeni de komuta kontrol sistemi. Komuta kontrol sistemi de yine Meteksan Savunma tarafından geliştirilmiş bir sistem. Burada farklı sensör ve karşı tedbir unsurlarının bir arada entegre bir şekilde çalışmasına dayalı bir kurgumuz var. Komuta kontrol yazılımı iki ekrana sahip. Bu ekran üzerinde iki boyutlu ve üç boyutlu harita görüntüleri üzerinden drone anlık olarak takip edilebilmekte. Aynı zamanda elektrooptik
görüntüler, termal kamera görüntüsü ve gündüz kamerası görüntüsü de operatöre sergilenmektedir. Bu komuta kontrol yazılımı aynı zamanda operatöre karıştırma, başlatma, bitirme gibi kontrolleri de verebilmektedir. Komuta kontrol yazılımı 3 farklı modda çalışabilmektedir. Otomatik, yarı otomatik ve manuel mod olmak üzere 3 farklı modu bulunmaktadır. Otomatik modda radar tarafından tespit edilen drone'a komuta kontrol yazılımı elektro-optik ve karıştırma sistemini yönlendirmekte. Akabinde oradaki teşhis işleminden sonra da otomatik olarak karıştırma sistemini başlatabilmektedir. Yarı otomatik modda ise gene radar tarafından tespit ve teşhis edilen hedefe elektro-optik otomatik olarak yönlendirilmekte. Karıştırma sisteminin kontrolü operatöre bırakılmaktadır. Manuel modda ise operatör bütün sensör ve karşı tedbir unsurlarını kendi inisiyatifinde manuel olarak kullanabilmektedir. Dünya pazarını incelediğimizde 200'e yakın bir drone savunma sistemi olduğunu görebilmekteyiz. Kapan drone savunma sistemi sınıfına giren yaklaşık 25 sistemi görebilmekteyiz. Kapan drone savunma sisteminin de bu 25 sistem içerisinde teknoloji anlamında ilk 5'te olduğunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Bu nedenle yurt dışı pazarında da önemli bir yer edineceğine dair güvencemiz tam. Tabii ki drone teknolojisi de çok hızlı gelişiyor. Bir sürü yenilikler hızlı bir şekilde konuluyor. Peki bu sistem gelişime açık mı? Biz sistemi tasarlamaya başladığımızda önümüze koyduğumuz ilk hedef sistemin sürekli olarak geliştirilebilir ve açık mimariye uygun olarak geliştirilmesiydi. Bunun nedeni aslında sizin de bahsettiğiniz gibi drone teknolojisinin çok hızlı gelişmesi. Bu tehdit sürekli olarak değişiyor. Sizin de kendinizi sabit özelliklerle, değişmeyen bir sistemle bu tehditlere karşı etkinlik sağlayabilmeniz mümkün değil. Bu nedenle biz ölçeklenebilir açık mimari bir yapıda sistemi kurguladık. Çok rahatlıkla farklı sensör ve karşı tedbir unsurlarını sisteme entegre edebiliyoruz. Kullanıcı ihtiyacına bağlı olarak sistemi ölçekleyebiliyoruz. Farklı sayıda sistem, farklı sayıda sensörü bir araya getirebiliyoruz ve sistemi sahip olduğu tehdit kütüphanesini de sürekli olarak güncelliyoruz. Dronların sürü halinde kullanımının önümüzdeki dönemde daha da fazla ön plana çıkacağını değerlendiriyoruz. Bu anlamda radarın bu sürü saldırılarına karşı önemli bir sensör olarak konumlanacağını düşünüyoruz. Çünkü sürü saldırısı içerisinde birçok drone'u aynı anda tespit ve takip edebilme yeteneğine sahip bir sensör olarak radar burada önemli bir avantaja sahip. Aynı zamanda otonom gelen drone'lara karşı da önemli bir avantajı bulunmakta. Herhangi bir komuta kontrol linki olmaksızın otonom şekilde gelen drone'lara karşı da önemli bir sensör unsuru olarak ön plana çıkmaktadır.